Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Kurallara uymaya devam ediyoruz. Mümkün olduğunca tabii ki evde kalmayı ama hayat da akmaya devam ediyor. Günler, haftalar ve aylar birbirini takip etti ve Haziran ayına geldik, yaklaştık. Tabii Haziran'da ne var? Üniversiteli olmak isteyen genç arkadaşlarımızın, üniversite adaylarının bir sınavı var. Sınava doğru da tabii ki hem aile içinde hem arkadaşlar arasında konuşuyorlar. Kaç puan alacağım? Bu puanımın karşılığında hangi bölüme gireceğim ya da hayalindeki bölüme girebilecek miyim? İşte bunlardan bir tanesinin cevabını bugün alacaksınız. Daha doğrusu eğer gönlünüzde genetik ve biyomühendislik varsa tam şu anda doğru yerdesiniz arkadaşlar. Çünkü bugünkü konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok mersi. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam. Değerli izleyiciler, tabii ki Bahar hocamın hemen size çalışma alanlarından hızlıca bahsedeyim ki sizlerin de kafasında bir şeyler oluşsun ve programa öyle devam edelim. Doktor Öğretim Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, transgenik teknoloji, moleküler genetik, omics teknolojileri, abiyotik ve biyotik strese karşı tarımsal iyileştirme alanlarında çalışmalar yapıyor. Bunlar tabii bizim için ne ifade ediyor? İnsanlık için, dünya için, geleceğimiz için ne ifade ediyor? Bütün hepsinin cevaplarını zaten değerli akademisyen hocamızdan öğreneceğiz. Çünkü ne yapıyorlar? Hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için, sürdürülebilirlik için çalışıyorlar üniversitelerinde. Ve şimdi eğer gönlünüzde genetik ve biyomühendislik bölümü varsa hazır olun çünkü başlıyoruz. Hocam evet, genetik ve biyomühendislik nedir? Bizim için ne ifade eder? Genetik ve biyomühendislik biyolojik sistemleri üzerinde çalışır ve biyolojik sistemler üzerinde çalışırken temel araştırmalar yapar. Aslında buradaki amaç problemlere çözüm bulmaktır ve bunu da uygulamaya geçirir. Bu alan aslında biyoteknolojiyi de içinde almaktadır. Yani biz verdiğimiz eğitimde hem genetik temelini hem mühendislik temellerini hem de biyoteknolojiyi öğrencilere mesleki açıdan vermeye çalışıyoruz. Biyoteknoloji dediğinizde de aslında sağlık alanında, sağlık ilaç alanında, gıda tarım alanında, endüstriyel alanda ve marin sistemlerde de çalışmalar söz konusu. O yüzden aslında baktığınızda etrafınızdaki birçok ürün bu bölümün ürünüdür. Tam da ben onu soracaktım aslında, biliyor musunuz hocam? Çünkü hakikaten böyle anons ettiğimiz zaman, işte genetik ve biyomühendislik dediğimiz zaman biliyoruz ama tam da böyle resim canlanmıyor gibi geliyor aklımıza. Fakat tabii bu bugünümüz için, yarınımız için, geleceğimiz için ne önem ifade ediyor sorusunun cevabına baktığımızda aslında bunu anlayabiliyoruz. Çünkü bu alanlardan bir tanesi aslında tarım, değil mi? Çok evet, önemli. Evet. Tarım, yani zaten pandemi döneminde de gördük ki aslında hem sağlık hem tarım çok önemli alanlar ve tarımsal olarak da her ülke kendine yetmek zorunda. Bunun için de bu alandaki her türlü teknolojiye, bilimsel araştırmaya ve üretime odaklanmak gerekiyor. Tarımsal iyileştirme başlığında biyomühendislerin rolü nedir? Şimdi tarımsal iyileştirme dediğimizde aslında biz tarımsal ürünlerin daha kaliteli, daha verimli bir şekilde üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çok önemli çünkü bugüne kadar insanoğlu sahip olduğu kaynakları biraz fütursuzca kullandı, öyle söyleyebiliriz. Çünkü sonsuz olduğunu inanıyorduk herhalde. Aynen hocam. Aynen öyle, ama bugün gördük ki öyle değil. Hem yeraltı hem yerüstü tüm kaynakları azalmakta ve insan popülasyonu da çok hızlı bir trendle artmakta. Bu böyle olunca hem dar bir alanda daha fazla verim elde etmek zorundasınız. Bu daha kaliteli, yani besin değeri yüksek ürünler olmalı. Ama bütün bunları yaparken de çevreye zarar vermeden duyarlı ve kaynakları doğru kullanarak gelecek nesillere bu kaynakları devam ettirebiliyor olmanız gerekiyor. İşte burada da sürdürülebilirlik işin içine giriyor. Geçmiş nesillerin aslında ihmal ettiği bir şeyi biz onarmaya mı çalışıyoruz hocam? Evet, şimdi tarıma baktığınızda, yani tarım üzerinden konuşursak tabii birçok alanda var yaptığımız hatalar. Ama tarım alanında birincisi sanayi devrimiyle birlikte
makineleşme ve daha fazla kimyasal kullanmayla aslında çevreye verdiğimiz zarar çok fazla ve ekilebilir tüm arazilerde kimyasala doymuş durumda. O yüzden organik tarım yapma olasılığı da azalıyor mesela. Onun haricinde kullandığımız dünyadaki suyun %70'ini tarımda kullanıyoruz. Bu çok büyük bir oran çok değil mi? Çok büyük bir oran. O yüzden de bu damla sulama gibi kavramlar aslında çok önemli. Çünkü siz bu suyu idareli kullanmak durumundasınız. Toprağa keza aynı şekilde ve çevreye de kimyasal atıklarla zarar vermemeniz gerekiyor. O yüzden de sürdürülebilirliğin önemi çok fazla. Tabii. Sizin bir çalışmanızda tabii sürdürülebilir tarım alanında çalışıyorsunuz üniversitenizde bildiğim kadarıyla. Ve evet. Tarım tabii ki sizin de az önce bahsettiğiniz gibi hem Türkiye için hem de bütün dünya için bu yaşadığımız salgın döneminde ne kadar kıymetli ve her şeyden önce ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gördük. Evet. Biraz bu çalışmalardan bahsedelim mi hocam? Evet, şimdi sürdürülebilirlik alanında biraz önce bahsettiğimiz gibi kimyasalların kullanılmaması ya da doğru miktarda kullanılmasını aslında istiyoruz. Bu açıdan da bizim kendi okulumuzun, üniversitemizin ürünleri var. Bunlar biyogübreler ve biyopestisitler. Bunlar aslında biyogübre dediğimiz şey biyolojik gübre. Yani kimyasal kullanmadan sadece bitkiler için yararlı mikroorganizmaları kullanarak onların besinli topraktan almasını sağlıyorsunuz. Biyopestisit dediğimiz ise bitkiler üzerinde zararlıları bir şekilde gene kimyasallarla yok etmeye çalışırken biyopestisit de kimyasal kullanmadan bu zararlılardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu tip ürünlerimiz zaten şu anda piyasada var ama Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Buna üstüne formülasyon olarak bir üst noktaya geldik. O da şu, bitkiler sürekli stres altındalar. Ve bu stres karşısında ve bitkiler hareket edemiyorlar. O yüzden de farklı bir savunma sistemleri var. Ve bitkilerin de bir şekilde bu stres karşısında biz zaten hani kuraklık, tuzluluk, hastalık, zararlılar dediğimiz bunların hepsi stres. Ve bu stres verimi düşürüyor. Bu yeni formülasyonlarda bu strese direnç kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyoruz. Yani insanoğlu olarak bitkileri bile strese mi sokuyoruz? yani şöyle, tabii ki doğanın içerisinde onlar o şekilde strese maruz kalmak durumundalar. Doğal düzen bu. Ama onun haricinde tabii ki insanoğlunun doğaya karşı yaptığı tüm hareketler bitkiler üzerinde stres olarak geri dönüyor. Yani eskiler derler yatacak yerimiz yok hakikaten. Yani bu yeryüzünün, bu doğanın biz hakkını nasıl ödeyeceğiz? Yani çünkü bizimle aslında konuşuyor değil mi hocam? Tabii ki. Doğa bizimle konuşuyor. Bir şekilde mesaj veriyor ama biz bunu herhalde kafamızı çeviriyoruz, görmemeye çalışıyoruz. Ama sizler işte genetik ve biyomühendisler olarak zaten bunun farkındasınız ve birçok, hatta bizim böyle günlük hayatımızda farkına bile varmadığımız birçok sorunun cevabını arıyorsunuz. Bunun için çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet. Tabii mühendislik disiplini günümüzün imkanlarıyla artık hayatımızın her aşamasında, tarımdan bahsediyoruz ki çok önemli diyoruz hem ülkemiz için hem dünya için. Tarım alanında da tabii büyük imkanlar sunuyor. İşte bunların herhalde dijitalleşmeyi belki sayabiliriz, evet. iyileştirmeyi, sürdürülebilirliği. Bu alandaki çalışmalardan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Uygun görürseniz. Tabii ki. Tarımda dijitalleşme aslında buna biz akıllı tarım diyoruz. İlk başta hassas tarımla başlıyor. Burada yapılan şey bir optimizasyon çalışması. Topraktan, sudan, bitkiden birçok veriyi alarak aslında nokta atışı, hedefe yönelik çözümler sunmaya çalışıyorsunuz. Mesela gereksiz sulama yapmamak, gereksiz kimyasal kullanmamak, hastalıkların erken tespiti, besin element eksikliğini yani gübreye ihtiyacı varsa hangi gübreye ihtiyacı var ve hangi bölgenin var gibi. Bu şekilde aslında böylece gübre ve ilaç gibi kimyasalları da siz daha az kullanıyorsunuz. Daha az kullandığınız için sürdürülebilir tarıma katkıda bulunuyorsunuz. Akıllı tarım gene biraz önce dediğim Endüstri 4.0 ile birlikte yani entegre olmuş bir sistemle birlikte ortaya çıkan bir şey. Aslında şu anda tarım 5.0'a doğru gidiyoruz. Bütün dünya ve Türkiye'de tarım 5.0'a hazır olmalı. Akıllı tarım dediğimizde ise işin içerisinde birçok disiplin var aslında. Sadece genetik ve biyomühendislik ya da ziraat fakültelerinden, mühendisliklerinden ya da bahsetmiyoruz. Bunun içinde elektrik, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi farklı bölümler de var. Çünkü burada biz yapay zekadan bahsediyoruz.
bahsediyoruz. Burada robotlardan bahsediyoruz. Dronlardan, insansız hava araçlarından bahsediyoruz. Nesnelerin internetinden bahsediyoruz. Aslına baktığınızda çerçeve şu. Siz bitkiden veri topluyorsunuz. Bu çok büyük bir veri. Bizim big data dediğimiz büyük veri. Bu büyük veriyi analiz yöntemleriyle oradaki sorunu buluyorsunuz ve ondan sonra da buna çözümler girerek aslında web arayüzlü sistemler oluşturuyorsunuz. Böylece çiftçinin tek başına karar vermemesini sağlıyorsunuz. Çünkü şöyle de bir şey var. İnsanoğlunun gözle göremeyeceği şeyleri aslında da artık teknolojiyle çok daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. O yüzden diyorum hastalıkların erken tespiti, element eksikliklerinin yani besinlerin erken tespiti. Bunlar size hem sürdürülebilirlik açısından, çevreye verdiği zararı azaltmak açısından hem de aslında çiftçinin refahını sağlıyor. Çünkü daha az iş gücü gerektiriyor. Daha nokta atışı çözümler olduğu için verim artıyor. Ekonomik olarak çiftçi refahı daha dayanıklı çıkıyor. Ürünler ortaya çıkıyor. Tabii ki daha dayanıklı ve verimi artırıyorsunuz. Çünkü siz doğru zamanda bitkinin neye ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz ve o zaman veriyorsunuz çok geç olmadan. Ya da bir hastalığı erken tespit ettiğinizde bütün ürünü kurtarıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Ve bir de en önemli şeylerden biri de şu. Genç nesil artık çiftçilik yapmak istemiyor. Çünkü çok meşakkatli ve ekonomik olarak da zor geliyor. Çünkü daha fazla ekonomik ihtiyaçlar söz konusu. Tarım bunu karşılamayabiliyor. O yüzden akıllı tarım aslında yeni neslin çiftçiliğe entegre etmek için de önemli. Hocam az önce siz bahsederken hakikaten böyle zihnimde benim canlandı. İşte dronlardan bahsettiniz, otonom araçlardan bahsettiniz, robotlardan bahsettiniz. Evet. Hakikaten bunları kullanarak yapılacak olan bir tarım, tarımsal faaliyetler zaten herhalde çok keyifli olacaktır ve de bir yaşam şekli. Sizin az önce söylediğiniz çok acı bir nokta aslında. Yani genç neslin tarımı tercih etmemesi ama böyle devam ederse çok zor günler yaşayabiliriz. Çünkü ya da dışa bağımlı olacağız ki bunun sonuçlarını zaten hepimiz de görüyoruz. Evet. Hocam eğitim süresinden biraz bahsedelim mi bölümünüzün? Tabii ki. 4 yıllık bir eğitim. Müfredat içerisinde genetik alanındaki temel dersler ve mühendislikteki temel dersler, matematik ağırlıklı dersler söz konusu. Dili İngilizce, İngilizce güzel. Bir eğitimimiz var. Ve mezun olan öğrencilerimiz de gen mühendisi ve biyomühendisi olarak mezun oluyorlar. Gen mühendisleri ve biyomühendislerin eğitim sırasında saha çalışmaları olacak mı? Oluyor mu? Oluyor. Yani şöyle, şimdi laboratuvarlarda zaten çok fazla, yani laboratuvar dersleri var her dönem. Pratik uygulamalara giriyorlar. Onun haricinde bizim araştırma laboratuvarlarımızda çalışıyorlar. Derslerin bir kısmında mesela işte biyoreaktör tasarımı, dizaynı, onları yaptırıyorlar vesaire. Tabii ki uygulaması çok ağırlıklı bir bölüm. O yüzden de iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Evet, tam da altyapı demişken işte Ar-Ge konusuna geldik. Çünkü biyomühendislikte de, genetikte de Ar-Ge çok önemli. Öyle. Bu yönde de çalışmalarınız vardır. Ar-Ge çalışmalarımız evet çok fazla. Bir kere biraz önce bahsettiğim gibi mesela akıllı tarım projeleriyle uğraşıyoruz. Yani Yeditepe Üniversitesi olarak akıllı tarıma hem sürdürülebilirlik açısından hem tarım açısından çok önem veriyoruz. Onun haricinde biyoçeşitlilikle ilgili çalışmalarımız söz konusu. Çünkü tarımsal iyileştirme yapabilmeniz için genetik kaynaklara ihtiyacınız var. Genetik kaynak olmadan bu söylediklerimizin hiçbirisini yapmanız söz konusu değil. Yani burada aslında biyoçeşitlilikten bahsediyorum. Biyoçeşitlilik de genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması çok önemli. Bu açıdan da ben üzerinde çok durduğum önemli projelerimizden bir tanesi DNA barkodlama projesi. Tarım Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje bu. Ulusal DNA barkodlama projesinde yaptığımız şey Türkiye'deki bitkileri aslında envanter altına almaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken moleküler kimliklendirme yapıyoruz. Yani siz aslında bitkiye bir nüfus cüzdanı çıkarıyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz?
Çünkü ilk önce bu bitkileri koruyabilmeniz için bir kere o envanterde elinizde ne olduğunuzu bilmeniz gerekiyor, bu bir. İkincisi, özellikle yurt dışından biyokaçakçılıkla ilgili çok fazla teşebbüsler oluyor. Siz bunu kimliklendirdiğiniz zaman hak sahibi olabilirsiniz. Ayrıca da dünyada farklı biyoçeşitliliğe ilgili protokoller var. Mesela Nagoya protokolü gibi. Eğer burada bir hak iddia edebilmeniz, iddia edebilmek istiyorsanız sonuçta elinizde bunların size ait olduğunu gösteren, evet aynen öyle. Hocam, bitki çeşitliliği açısından ülkemiz zengin midir? Çok zengin. Yani aşağı yukarı 12 bin tane takson söz konusu. Bir de özellikle endemik bitkiler çok önemli. Endemik bitkiler, sadece o bölgede yetişen bitkilerden bahsediyoruz. Özellikle endemik bitkilerde de ilaç sanayinde kullanılan çok fazla metabolitler de üretiliyor. Endemik bitkilerin aşağı yukarı dünyanın 1/3, Avrupa'nın da 2/3 Türkiye'de bulunuyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Peki biz bunu değerlendirebiliyor muyuz? İşte bu tip projelerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye'de birçok farklı kurum bu alanda çalışmalar yapıyor. Biraz geç kalındığını düşünüyorum ama gene de bu çalışmalar hızlandı. Genetik kaynaklarının önemini artık anladık. Hocam, siz bir de arkeoloji bilimiyle de yakın çalışıyorsunuz değil evet, mi? Evet. Ya benim hakikaten böyle incelerken hayranlık duyduğum şeylerden bir tanesi de buydu. Lütfen ondan bahseder misiniz biraz? Antik DNA çalışmaları yapıyoruz. Bu kazı alanlarından çıkan bitki materyallerini inceliyoruz. Bunu incelerken gene moleküler yöntemlerle, yani gene inceliyoruz. Genetik altyapısını ortaya koymaya çalışıyoruz ve böylece bu bitkinin, yani o bitki materyallerinin ne olduğu. Çünkü size gelen materyal böyle kömür kıvamında bir şey. O yüzden hani onu morfolojik olarak ayırmanız çok kolay değil. Peki bunu arkeologlar bulup size mi iletirler, yoksa evet, sizden de biyomühendisler de kazı alanlarında bulunur mu? Biyomühendisler kazı alanlarında bulunmuyorlar ama sağ olsunlar bizi davet ediyorlar. Ama tabii olay ki yeri inceleme biliyorsunuz o zaman. Tam bir CSI durumu var orada. Durun, ben biyomühendisim. Dokunmayın diye. Ya estağfurullah. Sonuçta arkeologların işi o ama onlar da oradan çıkan kemikler oluyor. İşte bitki materyalleri oluyor. Biz burada işte Mehmet Görgülü ve Fatih Depgeç hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar daha çok hayvan insan materyali, kemikler üzerine çalışıyor. Biz de bitkiler üzerine. Hatta en son çalışmamızda da 3000 yıllık tohumların Akdeniz bölgesinde endemik bir türe ait olduğunu bulduk. Ve tıbbi bir bitki bu. Yara iyileştirmesinde kullanılıyor. Aslında bu size o dönemde yaşayan insanların davranış biçimlerini ve yaşam şekilleri hakkında da bilgi veriyor. Birçok şey ifade ediyor tabii, evet, bizim için. Hocam, tabii genetik ve biyomühendislik bölümüne sahipseniz bu bölümü hakkıyla yapmak için de tabii böyle her tabirimi maruz görün, her baba yiğidin harcı olmayan bir altyapıya sahip, evet, olmak gerekiyor ki, evet, öğrenciye hakikaten hak ettiği eğitimi verebilelim. Hem ülkemiz için hem de dünya için faydalı gençler yetiştirebilelim. Birazcık bu altyapıdan bahsedelim mi hocam? Genetik ve biyomühendislik bölümü Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekten altyapısı çok geniş. Aşağı yukarı 12-15 alanda çalışmalar yapılıyor. Yani burada kök hücre çalışmaları, kanser çalışmaları, nanobiyoteknoloji çalışmaları da gibi farklı alanlardan bahsedebiliriz. Aşı çalışmaları bu arada, onlar da devam ediyor. Bizim alanımızda ise, yani Yeditepe Üniversitesi önce sağlık bilimlerine bir yatırım yaptı. Fakat ondan sonra vizyoner bir üniversite, o bir gerçek. Ve tarım alanında bir ihtiyaç doğacağı ve bu alana yatırım yapılması gerektiğini fark etti. Biz bitki biyoteknolojisi ve endüstriyel biyoteknoloji laboratuvarları olarak aslında farklı bir binada, altlı katlı bir binada. Altı katlı. Evet, altı katlı. Bütün tasarımı, çizimleri, her şeyi bize ait. Ve ona çok yakın bir 10 dönüm arazide de cam seralarımız var. Ar-Ge ve üretim çalışmaları yapılıyor burada da. Öğrenciniz olmak istedim. Katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı da full otomasyon sistemler bunlar. Kontrollü bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Hocam, son dakikamızın içindeyiz. Tabii tercih dönemi hep her, evet, zaman da tekrarlıyoruz. Genetik ve biyomühendislik eğitimi görmek isteyen adaylara, üniversite adaylarına, onların ailelerine
nasıl mesaj vermek lazım, ne söylemek lazım? Her şeyden önce gelip bir kere bir ziyaret etsinler, mutlaka, tanışsınlar. Mutlaka. Okulun, hem mutlaka okulunuzun, üniversitenizin hem de evet, bu bölüm olan diğer üniversitelerin gidip bir kere imkanlarını bir görsünler. Çünkü o imkanlar evet, onlar için yaratılmış bir evren. Evet. Siz ne söylemek istersiniz hocam genç adaylarımıza? Çok doğru, yani hem sosyal ortamı görmeliler hem akademik ortamı görmeliler. Müfredatı, hangi dersler olduğunu onlara bir bakmalılar. Çünkü sevip sevemeyecekleri önemli. Akademik kadro önemli. Altyapı önemli. Ama genetik ve biyomühendislikte sabır da önemli. Bunu unutmamak lazım. Ama her zaman şunu söylüyorum ben. Tabii ki ekonomik olarak değerlendirmek istiyor insanlar. Hani bu bölüm bize ekonomik olarak fayda sağlar mı sağlamaz mı ileride mesleki evet, açıdan. Ama burada en önemli şey sevdiğiniz mesleği yapmak. Sevdiğiniz mesleği yaptığınız zaman başarılı olursunuz. Başarılı olursanız da gerisi geliyor zaten. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Değerli üniversite adayları, hem kendiniz için hem dünya için güzel bir şey yapmak istiyorsanız bence genetikle biyomühendislik okuyun. Hem kendi hayatınız değişecektir hem de dünyamızın kaderini değiştirmek bir anlamda sizin ellerinizde olacak. Bugün Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik bölümünden doktor öğretim üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir hocamızla birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eğitim merkezine kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz. Eğitim merkezinde tekrar birlikteyiz. Ben Turgut Özay. Şimdiki konuğumuzsa eğitim uzmanı Koray Varol. Koray hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum herkese. Oh, herkese. Hakikaten hepimize güzel günlere ihtiyacımız var çünkü hocam. Hocam tabii bu yaşadığımız dönemde böyle günler, haftalar, aylar birbirini kovaladı ve sınav tarihleri yaklaştı. Tabii ki LGS sınavı da, yani liseye geçiş sınavı da yaklaştı. Ancak ah ah edip tüh tüh edip edecek zamanları zaten geçtik. Artık onları yapacak bir zamanımız da kalmadı. Son neredeyse bir haftalık bir süremiz kaldı. Hem bize adayların bir kez daha duymaları için sizin gibi usta bir eğitimciden sınavın muhteviyatını, hem de biz bu son günlerde adaylara, değerli gençlerimize nasıl destek verebiliriz? Birazcık da ondan bahsederseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki sayın hocam. Sınav 6 Haziran sabahı yapılacak. Yani bu pazar değil, bir sonraki pazar günü sabahı yapılacak. Çocuklar kendi okullarında girecekler. Öncelikli olarak sözel oturum 50 soru 75 dakika. Sonra bir ara var, sonra sayısal oturum 80 dakika. Sözel oturumda 20 Türkçe, 10 sosyal, 10 din, 10 İngilizce sorusu var. Sayısalda 10, 20 matematik, 20 fen sorusu var. Sözel oturumda her soru 1,5 dakika, sayısal oturumda her soru 2 dakika şeklinde olacak. Çocuklar kendi okullarına girecekleri için bütün giriş belgelerini hepsini kendi okullarından alabilecekler. E-okul üzerinden kendileri de indirebilecekler. Ekstra bir belgeyle bir şey yapmalarına gerek yok. Gitmeden önce fotoğraflı bir pus cüzdanı veya geçerliliği olan bir pasaportu yanlarına almaları gerekiyor. Sınava 10 gün kaldı. 10 gün çok güzel bir süredir. 10 gün çok rahat bir süredir. 10 günde bir sürü şey değiştirilebilir ve bir sürü şey yapılabilir. Mümkünse her gün deneme çözmeleri, deneme çözmeye alışmaları ve yanlışları varsa onların üzerine gitmeleri önemli. Bunu bir sonraki hafta cuma gününe kadar yapsınlar hocam. Cumartesi günü ders çalışmasınlar. Ve son 3 gün mutlaka aynı saatte, aynı yatakta yatıp aynı saatte kalksınlar hocam. Yani her akşam en geç 11'de yatıp sabah 7.30'da kalksınlar ve her sabah aynı kahvaltıyı etsinler. Sınav sabahı da aynı kahvaltıyı etsinler. Atıyorum sınav sabahı omlet yiyorsa, her sabah omlet yiyorsa yine omlet yesin. Sınav sabahı ne yiyorsa aynı şeyleri yesin, aynı kıyafetleri giysin. Çünkü çocuk kendisini rahat hissettiği zaman, çocuk kendisini doğal hissettiği zaman, vücudu da kendisini doğal hissettiği zaman daha verimli olabiliyor. Ailelerin bu dönemde de olumlu cümleler kurması, güven verici, destekleyici, iyi sonuçlar olacağını anlatması çocuklara iyi gelir. Başka bir noktada da yaz tatillerine yönelik olarak küçük küçük plan yapmaları iyi gelir. Yani sınavın sonucunda hayatın normal devam edeceği, sınavın sonucunda yine birlikte olacakları, sınavın sonunda yine güzel şeylerin olmaya devam edeceğini anlatmak önemli. Hepimizin ihtiyacı olan temel şeyler var. Aidiyet, güvendelik, onaylanma, önemsenme, istikrar. Ailenin bir parçası olduğunu hissettirmek, sınav sonucundan bağımsız olarak ona değer verdiklerini ve onu sevdiklerini hissettirmek çocuklara iyi geliyor hocam.
Hocam harika bir sınav stratejisi verdiniz. Yani hakikaten derbiye hazırlanan bir takımın antrenörü gibi öğrenci kardeşlerimize, onların anne babalarına harika bir taktik verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgiler diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eğitim merkezinde eğitim uzmanı Koray Varol'la birlikteydik. LGS için çok önemli taktikler verdi. Lütfen dikkate alın değerli hocamın söylediklerini. Tabii ki bütün sınava girecek olan genç kardeşlerimize, evlatlarımıza şimdiden bol şanslar diliyoruz. İnşallah hayatta istedikleri şeylere sahip olurlar ama her şeyden önce sağlıkları umarız eksik olmaz. Eğitim merkezi bu haftalık burada sona eriyor. Ben Turgut Özay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.